tiv ekranlarından mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Seçim masası programıyla sizlerle birlikteyiz. 31 Mart yerel seçimleri için vakit daraldı. Heyecan gitgide artıyor. Bizler de konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Evet, Az bir zaman kaldı. Heyecan gitgide artıyor. Tabii çalışmalarınız hızla devam ediyor. Sizin de sürekli vatandaşlarla iç içesiniz. Gerek ilçede gerek kırsal bölgelerde. Evet. Vatandaşlarla buluşuyorsunuz. Onun öncesinde tabii ki birçok kesim e, tanıyor. Tanımayanlar da var. Bizler sizi yakından Hı -hı. tanıyoruz. Tanımayanlar için kendinizi bir kez daha tanıtırsanız e, seviniriz. Elbette. Ee, ben aslında e, Merdifon Doğumluyum. 1964 Merzifon doğumluyum. E, fakat eş kontenjandan Eskişehirli olma gibi bir özelliğimiz var. E, hanımım Eskişehirlidir. E, 1986 yılında e, Siyasal Bilgiler Fakü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ve yine o yıl e, düzenlenmiş olan bir sınavı kazandım. E, yurt dışında eğitim görme hakkı elde ettim. Ve bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim 1987 Nisan'ında. Fakat gidiş biraz uzun sürdü. Ee, 2012 yılında Türkiye'ye döndüm. 2012 Şubat ayında. Ve dön, Türkiye döndüğüm tarihten e, Temmuz 2013 yılına kadar, tarihine kadar Ankara'daki e, şu an mevcut iktidara da yakınlığıyla bilinen e, siyaset, ekonomi, toplum e, Araştırmaları Vakfı'nda e, araştırmacı olarak çalıştım. E, sonra çeşitli görüş ayrılıkları sebebiyle e, oradan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, tam zamanlı fakat dışarıdan hoca olarak ders verdim yakın bir tarihe kadar. Ağustos 2018 tarihine kadar. Genellikle İngilizce derslere girdim. Bölümdeki dersler %30 İngilizce ağırlıklı. O derslerin çoğunluğunu ben verdim orada ders verdiğim süre zarfında. Ve zaten ders vermeyi bıraktıktan sonra, daha doğrusu bırakmak zorunda bırakıldıktan sonra e, yerel seçimler yaklaşmıştı. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl Bey'le oturduk, bir müzakere yaptık. Aday olup olmayacağım konusunda müzakere yaptık ve ben uygun buldum aday olmayı ve böylece eskişehir halkının karşısına büyükşehir belediye başkan adayı olarak çıktık. Adım atmış olduk. Evet mısınız? öyle oldu. Evet yaşam biçiminiz tamamen eğitim odaklı yıllarca bu yönde çalışmalarınız oldu yıllarca da eğitim verdiniz ulusal ve uluslararası alanla birçok başarı sağladınız peki. Eğitimden sonra siyasete girmek nasıl bir duygu? İlk adım sizin için de öyle sanıyorum ki yıllarca eğitim verdikten sonra bu mecrada yer almak nasıl bir duygu? Ve niçin Saadet Partisi? Evet. Yani şimdi şöyle tabii benim alan olarak uluslararası ilişkiler mezunuyum. Siyasal, siyasal bilgiler fakültesi mezunuyuz. Yani siyaset bilimi dediğimiz alanın içerisindeyiz. E, siyaset zaten e, okuduğumuz, araştırdığımız, üzerinde konuştuğumuz, yazdığımız bir şeydi. E, teorik olarak, nazari olarak zaten yaptığımız bir şeydi. E, burada yani e, aktif siyasete girmekle bir yerde e, işi pratiğe dökmüş olduk, uygulamaya, tatbikata dökmüş olduk. E, tabii e, uygulama ile her zaman teori arasında bir fark var. E, o, o fark ilk başlarda e, onun vermiş olduğu bir nasıl söyleyeyim yani bir adaptasyon ama çok kısa bir adaptasyon süreci oldu eğitim dünyasıyla siyaset dünyası biraz farklı. Eğitim dünyasında tabii siyaset konuşuyorsunuz, siyaset anlatıyorsunuz ama ilişkilerin biçimi çok daha farklı. İnsanlarla diyalog tarzınız çok daha farklı. Şimdi siyasete girdiğiniz zaman her kesimden insanlarla muhatap oluyorsunuz. Tabii bu muhatap olurken özellikle dil Hitap etme şey, şey e, hitap ederken Usul uygun de. bir usulü bulma biraz sıkıntılı olabiliyor. E, ama zaman içinde aşılmayacak bir şey değil. E, tabii bir de Saadet partisi e, ortam gereği yani e, oradaki belli bir ekip dayanışma ruhu var. E, kendilerini siyasi partiden ziyade bir hareket olarak gören bir oluşum olduğu için. Ee, i̇nsanların, e, birlikteki, oradaki faaliyet gösteren insanların e, birlikte hareket tarzı, birlikte çalışma usulü e, belli bir e, kısa vadeli bir amaçla bir araya gelen kişilerin belli şeyleri yapma mecburiyetinden kaynaklanan bir şey değil. Yaptıkları işin bir e, hizmet, bir dava olduğunu inanıyorlar ve bir inanmışlıkla onu yerine getiriyorlar. Ve o ortam çok farklı bir ortam. Yani o ortam içerisinde ister istemez siz sizde adaptasyon sağlamanız ve onlarla o ruh birliği içerisinde hareket etmeniz zor olmuyor ve belli bir süre sonra zaten ondan da hoşlanmaya başlıyorsunuz. O açıdan yani arkadaşlar birlikte çalıştığımız arkadaşlara şükran ve minnetlerimi sunmak isterim. E ikinci kısmı vardı. Saadet Partisi. Evet Parsi. neden Saadet Partisi? Tamam. Neden Saadet Partisi? Yani şimdi şöyle e, ben aslında şey olarak yani ilk gençlik yıllarımda e, ülkücü kökenden gelen bir insanım. Yani babam çok genç yaşta siyasetle ilgilenmeye başladım. E, ben daha ilkokul 3. sınıfta veya 4. sınıftayken babam bizim büyümüş olduğum Amasya'nın Sulova ilçesinde MHP'nin kurucu ilçe başkanıydı. Yani oradan çok erken yaşlardan bir siyasi ortamın içerisinde büyümüş birisiyim. Fakat üniversite yıllarında özellikle Amerika'da bulunduğum süre zarfında biraz fikirsel düşünce yapım değişmeye başladı. O değişen fikir dünyam içerisinde yani herhangi bir siyasi parti mensubu olarak kendimi hissetmedim ve siyasi bir grubun veya herhangi bir cemaat yapılanmasının bunların da parçası olarak hissetmiyorum ama e, 90'lardan itibaren yani milli görüş hareketine karşı e, bir şöyle söyleyeyim sempati. Ta, sempati söz konusuydu yani bir gönül bağı hissettiğim bir hareketti e, her ne kadar kendimi şu partili veya bu partili olarak kategorize etmememe rağmen ve e, hareketin içerisinden tanıdığım pek çok insanlar oldu. O insanlarla çok kardeşçe, dostça ilişkilerim oldu. E, 90, 94 yerel seçimler sırasında Türkiye'deydim. E, o zaman tabii kayıtlı seçmen değilim, oy vermedim ama mesela e, o yerel seçimlerde etrafında civarında olan kişileri e, Refah Partisi'ne o zaman Refah Partisi oy vermesi için teşvik ettim. Yani zaten hareket üzerine oku, yaptığım okumalar var. Yazmış olduğum e, şeyler var. E, yazılar var. Hatta e, bir kitaplaştırma çabası da yapma düşüncesi içindeyim. Yani daha aday olmayı düşünmeden önce öyle bir düşüncem de vardı. E, dolayısıyla çok yabancı hissettiğim bir camia değil kendimi. İçinde doğrudan içinde olmamakla beraber. Eee o yüzden de karar vermem o kadar zor olmadı. E, tabii e, konjonktür buna uygun mu? Aile ne der? O tip durumlar söz konusuydu. E, konjonktür açısından baktığımda ben şahsen sorumluluk almam gerektiğine inandım. Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandım. Çünkü ülkenin gittiği istikametten memnun değilim. E, ve Saadet Partisi'nde bu kötü girişat karşısında yapabileceği ve potansiyel olarak çözüm olabileceği, bir adres olabileceği yönünde bir kanaatimde söz konusu. E, dolayısıyla da e, elimi taşın altına sokma hususunda bir zorluk yaşamadım. E, eşime tabii en başta danışmam gerekiyordu. İşin gerçeği hayır diyeceğini bekliyordum. O da e, olumlu karşıladı. E, girmeni istiyorum dedi. Ben de emin misin hakikaten dedim. Yani şartlar malum şu bu biraz zor bir süreç olabilir bu. Yok dedi, bence senin dedi, hoşlanacağın, e, memnun kalacağın bir şey. E, bence gir dedi. Biz de onun üzerine hiç çekinmeden... E, evet, destek en büyük sığar. yerden evet, gelmiş. Tabii, tabii. Öyle oldu. öyle e, oldu Devam edelim. E, şimdi Saadet Partisi öyle sanıyorum ki 1969-1970 oldukça köklü evet. bir parti. E, milli nizam, milli selamet, Hı -hı. fazilet, refah derken Saadet Partisi şeklini aldı, son olarak. Ee, şimdilerde nasıl görüyorsunuz Saadet Partisini? Oldukça ses getiren bir partiydi geçmişte. Tabi aradan yıllar geçti. E şimdiki konumu ve gelecekteki konumu ne düşündürüyor size Saadet Partisi ile evet. ilgili? Yani şimdi Saadet Partisi tabii yaklaşık yarım asırlık bir tarihi var ve Türk siyasetine yön ve şekil vermiş bir hareket. Ee, e... Şeyde 1973 Genel Seçimleri sonucunda zaten Türkiye'de anahtar parti oldu. Anahtar parti olması vesilesiyle de malum önce Cumhuriyet Halk Partisi ile e, rahmetli Bülent Ecevit ile beraber bir koalisyon hükümeti oluşturdu. Sonra e, kurulan e, Milliyetçi Cephe hükümetleri içerisinde yer aldı. E, tab yani çok erken tarihten itibaren Türk siyasetine şekil veren e, Türk siyasetinde anahtar rol oynamış bir parti. Zaman zaman tabii bu rolde inkıta çeşitli inkitaya uğramalar, kesintiye uğramalar söz konusu oldu. Mesela 80 darbesi sonrası süreçte 1991'e kadar biraz toparlanma süreci yaşandı ama 1991'de parlamentoda yeniden sandalye hakkı elde edince, temsil hakkı elde edince yeniden bir yükseliş trendi içerisine girdi. 2002'den sonra bu durum değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber hatta tabi e, tabii Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber bu e, yeni süreç eee bizzat Adalet ve Kalkınma Partisinin AK Parti'nin e, Milli Görüş Hareketi içerisinden çıkmış olmasıyla alakalı bir hadise. Onun e, vermiş olduğu bir e, sekte e, söz konusu oldu. E, burada fakat şu an yani farklı bir sürece girildiği kanaatindeyim. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ee, aynen nasıl Refah Partisi 1994 yılında Yerel seçimler sonucu e, Türkiye'de 3'te 2 yerel, e, Belediyelerin 3'tekisini kazanmanın Verdiği bir avantajla 1995 yılında genel seçimlere Birinci parti çıktıysa e, AK Parti'de AKP'de O mirasın rantını yiyerek e, Kendisini e, Genel siyasete taşıdı e, Çünkü Refah Partisi 1999 seçimlerinde ciddi bir oy kaybı yaşamış olmasına rağmen bu yerel seçimlerdeki bir sonraki yerel seçimlerdeki performansını etkilemedi. Ve 1994 ve ondan sonraki yerel seçimlerde yerel yönetimleri alan e, Milli Görüş belediyesi çok iyi performans ortaya koydular ve Tayyip Erdoğan da bu siyasi rantı kendisi için değerlendirmede fazla bir güçlük yaşamadı. Çünkü kendisi de 1994 yılında seçilen İstanbul'da seçilen belediye başkanlarından birisiydi. Bu sebepten ötürü 28 Şubat sürecinde tabii ve tutuklanmış olmasında kendisi için bir başka siyasi sermayeye dönüştürdü. Bu Milli görüş hareketi için bir gerileme devresi yaşattı bugünlere kadar gelen, Yalnız şu son iki yıllık süreç içerisinde farklı bir şey yaşanıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında ortaya çıktığı iddiaların sahibi olan bir parti değil. Ve 17 yıl sonunda Türkiye'yi getirmiş olduğu nokta sorunlu bir nokta. Kendisinin 2002 yılında vaat ettikleriyle şu an bizi getirdiği nokta birbirleriyle zıt noktalar. Ve bu Son birkaç yıl içerisinde Sa Saadet Partisi'nin tutturmuş olduğu siyasi söylem e milli görüş hareketini yeniden siyaset sahnesine e çıkarabilecek bir görünürlük sağlamasını sağladı. Yani Temel Bey'in e söylemleri toplumda büyük bir karşılık buluyor. Ha, bu son yer genel seçimlerde bir oy patlamasına yol açmadı. Fakat bir önceki genel seçimle mukayese edince bir oy artışı var. Yalnız şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Yani kazanacağını bilsem oyum size diyen vatandaşların sayısı genel seçimde Saadet Partisi'ne oy kullananlardan bir hayli fazla. Hatta yani ben gene geçen genel seçimde beklentim %3'ün altında olmayacağı yönündeydi. Hatta %5 de olabilir diyordum. Akademisyen camiada pek çok arkadaşla konuyu değerlendirdiğimizde onların kanaat de o yöndeydi. Çünkü benim bildiğim yakın çevre içerisinde, gene başka arkadaşlarımın bildiği yakın çevre içerisinde hemen hemen pek çoğunun teveccühü Saadet Partisi lehine oldu. Fakat seçim sonuçları öyle olmadı. Çünkü bu ittifak işini AK Parti sahip olduğu medya gücü sayesinde çok güzel manipüle edebildi. Bir oy artışı olmasına rağmen beklenen bir artış olmadı. Fakat şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde artık bu o kadar etkili olmuyor. Şu anda farklı bir söylemle ortaya çıkmış durumda. Genel seçimdeki ittifakla şu anki ittifakta fark var diyorsunuz. Tabii Söyle ki. ki yani olmuyor. şu an şu an zaten hmm. ittifak yok. Şu an zaten ittifak yok. Yani vatandaş hala bize CHP'yle olan ittifak atlatında yok öyle bir ittifak yok. Çünkü siz, biz 81, siz 81 bir, efendim şu an siz herhangi bir ittifak Tabi 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 81 ilin hepsinde tek başına ve 1389 seçim bölgesinin hepsinde tek başına seçimlere girmiş bir parti tek parti olma vasfını taşıyor şu an Saadet Partisi. Herhangi bir ittifakın parçası değil. E, dolayısıyla bu CHP ittifak sizin söylemi tutmuyor. Ama buna rağmen ısrarla hala o malum e, yani aslında ağza alınması bile ayıp olması gereken illet ittifakı, zillet ittifakı, şer ittifakı bu ithamlar itham edilen grubun içerisine dahil ediliyor. Sadece bir de buna HDP de ekleniyor. İyice geniş bir cephenin içerisinde yer almış gibi gösteriliyor. Yalnız bu sefer bu söylem tutmuyor. Yani geçen seçimde, genel seçimde, 24 Haziran seçimlerinde tutmuştu. Bu sefer tutmuyor. Tutmadığını şuradan anlıyoruz. Her gün sahadayız, esnafları geziyoruz, kahve ziyaretlerinde bulunuyoruz, vatandaşlarla sokakta konuşuyoruz. 100 tane de bir kişi bize, siz PKK'yla veya felanca ile ittifak içindesiniz diyorsa diyor, onda biz nazar boncuğu olarak kabul ediyoruz. Yani ciddiye almıyoruz onu. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz bu söylemleri? Sonuçta cumhurbaşkanımız da. Refah Partisi, Saadet Partisi kökenli, oradan gelme siyasete girme, yolu oradan çıkma ve şimdilerde niçin bu kadar üzerine evet. geliyor Saadet Partisi? Yani şimdi olaya bu iki türlü bakmak lazım. O kökenden gelme, geliyor ve Temel Karamonluoğlu ve diğer Saadet Partisi üst düzey kişileriyle hukuku olan bir insan, hem de az bir hukuk değil, en az 30-40 yıllık bir hukuku olan bir insan... Bir defa insani ilişkiler, medeni ilişkiler çerçevesinden bakıldığı zaman bu üslubun, bu tarzın tasvip edilmesi, onaylanması mümkün değil. Ahlaki de değil. Diğer taraftan bakacak olursak, yani aynı gelenekten geliyorsunuz, nasıl böyle bir ithamda bulunuyorsunuz? Yani Tayyip Erdoğan, o malum meşhur bir lafı var, herkes bildiği, gömlek değiştirmiş durumda. O gelenekten geliyor ama o geleneğe sırtını dönmüş bir insan. Ee, o gömlek değiştirme çerçevesinde ki gömlek değiştirmenin hikayesi de e, aslında 2002'de olan bir hadise değil. Yani AK Parti'nin kurulmasıyla olan bir hadise değil. Çünkü daha belediye başkanlığı döneminde daha belediye başkanlığı döneminde fa, o, e, belediye başkanlığı döneminde Milli Görüş Hareketi'nden ayrı bir e, yol tutma, kendi siyasi oluşumunu oluşturma konusunda girişimler olduğunu biliyoruz. Ve hatta bir vesileyle çeşitli İslamcı aydınlarla yapmış olduğu bir görüşme esnasında kendisine bazı şikayetler iletildiğinde aynen şöyle bir cümlesi var. Bugüne kadar İslamcılık yaptık da ne oldu? diye bir ifadesi var. Yani bu şunu söylüyor. Tamam ben belli bir gelenek içinden geldim ama kendimi artık o gelenekle kayıtlı görmüyorum. Farklı bir mecrada ilerleyeceğim. Bu daha belediye başkanlığı sürecinde olan bir durumdu. Ee, dolayısıyla e, ortak geçmişte bir ortak e, geçmiş ortak geçmişleri olmasına rağmen şu an Tayyip Erdoğan farklı bir yerde farklı bir noktada ee, Saadet Partisi ile aynı yerde değil aynı yerde olmadığı için de karşısındakini düşmanlaştırması diğerleriyle aynı potaya koyup şeytanlaştırması o kadar zor bir şey değil bir de yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ee, şu anki AK Parti yönetimi veya mevcut iktidar için, Cumhurbaşkanımız da tabii bunun içerisinde, temel motivasyon yani sahip olduğu iktidarı muhafaza etme. Bunun muhafaza etmek için de her türlü aracı mübah gören bir anlayışla hareket ediyor. Cihangir İslam Bey'in meclis konuşmalarına referansla bulunarak rahatlıkla aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Hatta vermiş olduğum siyasi düşünceler dersi tarihinde öğrencilerime de söyledim. Bakınız Tayyip Erdoğan'ı anlamak istiyorsanız e, okumanız gereken kişi ne Necmettin Erbakan'dır ne çağdaş İslamcı düşünürlerden herhangi birisidir. Çok iyi anlamak istiyorsanız Makyeveli iyi okumanız lazım dedim. Ve Makyeveli işlerken de ben e, Makyeveli iş derken de e, o iktidarı elde etme ve muhafaza etme konusundaki fikirlerinin üzerine özellikle altını çize çize belirttim. Yani Tayyip Erdoğan siyasi anlamda tipik bir makyabalistir. Siyasi ranta dönüştürmeyeceği hiçbir şey yoktur. Ve dolayısıyla siyasi amacını elde etmek için de muarızına karşı e, söylemeyeceği bir cümle yoktur. Ve olmadık cümleleri söylediği bir muarızıyla kısa bir süre sonra kol kola el ele tutuşmaması için de bir sebep yoktur. Bunu da rahatlıkla yapabilir. Benim tekim iki gün önce veya üç gün önce Devlet Bahçeli ile el ele tutuşan resmini de gördük. Evet, 17 yıldır iktidarda evet. AK Parti hükümeti. Tabii ilk başlarda böyle değildi. Zaman geçtikçe bir değişim hı hı. oldu. İnsanlar artık e, hükümetinde, mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini söyleyen birçok insan var. Kalması gerektiği yönünde de birçok söylem var. Peki, siz Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 17 yıl boyunca AK Parti hükümetinin izlemiş olduğu politikalardan en çok hangisinin yanlış olduğunu görüyorsunuz? Niçin bu duruma geldi ya da? Şimdi süreci incelerken izlediği politikaların yanı sıra yaşanan bazı tarihsel tecrübelere de bakmak lazım. İlk tarihsel tecrübeler olarak bazı olaylar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olma sürecinde bazı yönden onu olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Mesela 2007 tarihinde yaşanan o E muhtıra olayı bunlardan birisidir. Daha sonra yaşanan Gezi süreci, Gezi sürecinden sonra yaşanan 17-25 Aralık süreci, ardından 15 Temmuz halisesi. Bu tip haliseler Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını sürekli bir tehdit algısı içerisinde olma refleksi içerisine etti. Ve bu tehdit algısı ref, içerisinde olma refleksi yüzünden daha ilk başlardaki olan süreçte daha danışmacı, daha efendim çok başlı özellik gösteren yapı, yani ilk ortaya çıktı malum Tayyip Erdoğan liderdi ama Tayyip Erdoğan tek kişi değildi. yanında başka insanlar da vardı. Bir yerde pek çok konu istişare edilerek bir araya geliyordu. Tayyip Erdoğan eşitler arasında birinciydi. Ama bu her yaşanan badireden sonra bu eşitlerin her biri sırayla tasfiye edilmeye başladı. Abdülhatif Şener'le başladı bu süreç. Sonunda sadece tek başına Tayyip Erdoğan'ın kalmasıyla neticelendi. E, ve etrafındaki tam hala çok geniş bir danışman grubu var ama benim kanaatim o ki danıştığı insan sayısı oldukça az. O halka da bayağı daralmış durumda. Ve sürekli dikkat edilirse liyakattan çok sadakat vurgusu var. Kendisini savunan kişilere karşı vermiş olduğu büyük ehemmiyet var. Yanlış bile olsa birisi kendisini savunuyorsa o insanlara karşı daha fazla bir itibarı var. Bu bence siyasi açıdan Tayyip Erdoğan'ın basiretini körelten bir faktör rol oynadı. Politikalara gelecek olursak dış politika dış politika sürecinde özellikle Arap Baharı sürecinde işlemiş olduğu hatalar diğer hataları zincirleme olarak beraberine getirir. Tabii ekonomi e, politikasını da buraya dahil etmek lazım. Yani şimdi e, ekonomi... Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, sert uslubu mü etkiliyor. etki ediyor? Az önce dediniz ya hani eşit olması lazım. E, bunu sağlaması lazım. Birlikteliği. Sert uslubuyla mi e, bu yaşananlar gerçekleşiyor? Yani Hayır şimdi şöyle söyleyeyim ee, üslüpta, yani Üslup, üslup yerine... bence Netice. Üslup sebep değil Üslup sebep değil. Fakat şimdi Bu yaşanan badireler var. Bu yaşanan Badirelere karşı geliştirilen bir refleks var O refleksle, o refleksle beraber Gelişen bir dil var. Ama Bir de şu var. Yani şimdi e, Türkiye'de şu an Yani Türkiye'deki sorun Sadece siyasi üslup meselesi Değil. E, şu an bir ekonomik kriz var ama o Ekonomik krizin dışında başka sorunlar da var Yani Türkiye'de şu an eğitim Sistemi de iflas etmiş durumda. Bu eğitim sistemindeki iflas e, yeni bir durum değil. Bu ta başından beri e, yani AK Parti'nin zaten e, iktidara geldiği zamandan bu zamana e, hiçbir zaman olumlu hiçbir şey yapamadığı bir şey. Ve tamam eğitim sisteminde sorunlar vardı ama şu an tamamen çöktü. E, dış politika konusu yani ben dış politika uluslararası ilişkiler alanında çalışan birisi olarak 2010-2011 yılına kadar olan dış politika... Politika sürecini genellikle e, olumlayan birisiyim. Fakat Arap Baharı denilen o süreç içerisinde özellikle Suriye bağlamında çok büyük hatalar yapıldı. E, bu hataların sorumlusu büyük ölçüde e, bana göre Tayyip Erdoğan değildi. Ahmet Davutoğlu'ydu, ona çok güvendi. Ama Ahmet Davutoğlu e, tasfiye edildikten sonra onu, yapılan hataların ne olduğu konusunda bence doğru bir e, mecra belirlenemedi. Ve dış politikadaki o belirsizlik hali şu an hala devam ediyor burada, e, oradaki alakalı, belirsizlik devam ediyor. Uzun bir konu aslında. Tabi. Biz burada e, toparlayalım Tabii. Bu tabi. E, ekonomi gene yani tarım iflas etmiş durumda. E, diğer e, son içine bulunduğumuz dönemde e, artık ülkede adalet sisteminin çökmüş olması ve bunun beraberinde getirdiği güvensizlik ortamı ekonomiyi de olumsuz yönde ekleyerek, etkileyerek, ekonomide ekonomiyi de idare edilebilir olmaktan çıkardı hulasa. Tek bir cümleyle söyleyecek olursam, şu an Türkiye e, en kilit, temel noktalarda eğitim, e, milli, efendim dış politika, e, adalet, hukuk sistemi ve ekonomi gibi konularda yönetilebilir olmaktan çıktı. İdare edilemez bir ülke haline geldi. Daha doğrusu bu iktidar artık e, bu ülkeyi yönetebilir olmaktan çıktı. Peki devam edelim. E, 31 Mart yerel seçimlerine doğru artık gelelim. Evet. Nasıl bir seçim dönemi ilerliyor? Ne görüyorsunuz? Demokratik bir ortamda gerçekleşiyor mu seçim kampanyaları çalışmaları? Yani şimdi şunu söyleyebilirim yani biz Eskişehir bağlamında yerel bağlamda herhangi bir engelle karşılaşmıyoruz. Yani güvenlik kuvvetleriyle olan ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Fakat şunu görmek mümkün. Yani biraz dikkatli bir vatandaş eskişehir caddelerinde yürürken sağa sola bakıyorsa, İktidar partisinin adaylarının resimlerini kamu binalarının üzerinde görmesi mümkün. Bunun olmaması gerekir, ama maalesef olmakta. Yine izinsiz, yani izin alınmadan, ruhsat alınmadan. Ee, seçim irtibat bürolarını e, boş arazilerin üzerine koyma, dikme gibi girişimlerde rahatlıkla bulunabiliyorlar. E, bunu kendilerine göre meşrulaştırabiliyorlar. Fakat asıl sorunlu olan taraf e, genel anlamda baktığımız zaman orada sorunlar var. E, malum Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısıyla ilgili e, görev süresinin usule uygun olmadan uzatılması gibi bir durum yaşadık. İkincisi mühürlenmemiş pusulaların kabul edilip edilmemesiyle ilgili soru işaretleri var. Burada ciddi problemler var. diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı, tam partili Cumhurbaşkanı, yeni sistem ona bunu müsaade ediyor. Fakat muarızlarına saldırırken bir parti genel başkanı gibi saldırıyor. Ama muarızlarından cevap aldığında bir cumhurbaşkanı refleksiyle hareket ederek onları cezalandırma yaptırım uygulama yönünde tehditlerde bulunuyor. Bu kabul edilebilir bir tarafı yok bunun. Yani bunun hoş görülecek bir tarafı yok. Diğer taraftan medya gerçeğine dönecek olursak hem özel medya hem devlet medyası açısından olaya bakacak olursak TLT'nin rakamları belli. Hangi partiye kaç saat ayrılmış büyük bir oransızlık var muhalefet partileriyle İktidar Partisi arasında hatta İktidar Partisi'nin ortağı durumundaki MHP ile şu an diğer muhalefet partilerini mukayese ettiğiniz zaman büyük bir oransızlık var. Ee, özel medyada e, İktidar'dan, merkezi hükümetten çekindiği için veya zaten %90'ı merkezi hükümetin kontrolünde olduğu için muhalefet partilerine yeterince yer vermiyorlar. Orada da büyük bir oransızlıkla karşı karşıyayız. Ve en son kullanılan dil yani şeytanlaştırıcı, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı dil öyle bir noktaya geldi ki bütün muhalefet partilerini otomatikman PKK orta olmakla suçladılar. E, e bunun ispatı nerede dendiğinde bir listeyle çıktılar ortaya ve bu e, iktidarın yarı resmi gazetesi diyebileceğimiz bir gazetede hatta yarı resmi değil bence bal gibi resmi gazetesi diyebileceğimiz bir gazetede yayınlandı. Bütün gazeteler oradan alıntıladı. Ya neymiş? İşte bütün diğer parti, muhalefet partileri kendi encümen listelerinde e, HDP, PKK ile bağlantılı insanları aday olarak göstermişler. PKK ile bağlantı olarak nereye baktıklarını, neyi kısa saldıklarına baktığımız zaman da 2003 yılında, 2004 yılında adam bugünkü HDP'nin öncül olan partilerden birisinde üyeymiş. Veya yani iki sene önce HDP üyesiymiş. Yani olabilir istifa etmiş başka partiye girmiş veya o kapanan partiden sonra bir daha burayla ilişkisi olmamış. E şu an başka bir partide vazife yapmaya başlamış. Yani bunu hukukken burada bir problem yok. Hukukken bir problem olmadı halde otomatikman bu insanları PKK bağlantılı dolayısıyla terörist ithamını vurma e, hukuk devleti mentalitesiyle bağdaşmıyor. Çünkü zaten bu encümen adaylarından belediye başkan adaylarından adli sicil kaydı istendi bunları seçim kuruluna verildi uygun bulunmayanlar zaten aday olamazlar. Ortada bir yargı kararı yok, hakim kararı yok. Ama yargı hakim kararı olmadan İçişleri Bakanlığı payesi taşıyan şahsın, medyanın ve merkezi hükümetin insanları terörist diye suçlaması, damgalaması, onlar üzerinden de muhalefeti suçlaması olayı var. Yani bunun adil bir seçim ortamı, hukuka uygun bir seçim ortamı olduğunu iddia etmek abes iştikaldir. Fakat... Asıl garip olan da şu, aynaya bakmamaları. Eğer bu kişiler aday olmaması gerekiyorsa, eğer bu kişilere aday göstermek, onlara aday gösteren partileri PKK güdümünde kılıyorsa, o zaman siz Sayın Mehmet Metinler'e niye iki dönem milletvekilliği verdiniz? Şu an niye kendi medyanızda yazdırıyorsunuz? Ee, Orhan Miroğlu niye sizden milletvekili oldu? Neden şu an MKYK üyeniz? Yanılmıyorsam şu an MKYK üyesi. E, o zaman e, gazetelerinde yazan yazarlar var. Bu yazarlar içerisinde 15 yıl PKK'lı olmaktan hüküm giyen insan var. Köşe yazarı. Ve köşede oldu. Malum e, yerde yazmasından dolayı. E, bu sıfatlara sahipsiniz, bu vasıflara sahipsiniz. Karşınızdakine niye çamur atıyorsunuz? Bir başka problem de şu. HDP seçmeni normal seçmendir diyor. Onlarla bir sorunumuz yok. Normal vatandaştır. Ama o normal vatandaş. Kazara HDP veya ondan önceki benzer partilerden birisinin üyesiymişse normal olmaktan çıkıyor. Çünkü bunların çıkarına öyle uygun geliyor. Fakat kendilerinde aynı sıfatta birisi varsa problem değil. Yani böyle affedersiniz tutarlılığı olmayan ipe sapa gelmez iddialarla Aslı, seçim sürecini manipüle ediyor. Demokratik ortamda gerçekleşmiyor diyorsunuz. Di diyorum efendim adil serbest ve demokratik bir seçim şartları içerisinde yürümüyor bu kampanya genel olarak baktığımızda ama Eskişehir bu alamında e, bazı ufak sorunlar olmakla beraber En azından e, Efendim e, şeyle adli veya e, e, adli veya güvenlik kuvvetleri olan ilişkiler açısından baktığımız zaman e, herhangi bir ithamda bulunmanın çok doğru olmayacağını söylüyorum Evet size gelelim Tabii. E, Levent Baştürk e, çalışmalarına devam ediyor evet. Eskişehir genelinde, kırsalında evet. nasıl gidiyor çalışmalar e, vatandaş nasıl bakıyor Saadet Partisi'ne bakış açısı nedir ve siz nasıl bir yöneticilik anlayışıyla yola evet. çıktınız? Şimdi e, şöyle, yani biz alana çıkmadan önce e, tabi e, daha önce vatandaşla olan, alana çıkmadan önce de vatandaşla çeşitli irtibatlarımız vardı eee Olumlu bir bakış açısı bulacağımızı düşünüyorduk ama e, gene de biraz endişelerimiz vardı. Çünkü 24 Haziran seçimlerinde yaşanan bazı tatsız hadiseler vuku bulmuş. E, bunların e, şu an çünkü dil daha sert, daha e, haşim bir üslup kullanılıyor. E, gene sık sık bunlarla karşılaşacağımızı düşünüyorduk. Öyle olmadı. E, vata, bu yüzden de e, partisi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, çok fazla negatif bir şeyle karşılaşmadık. Olanları ihmal edilebilir ee, önemsenmez buluyoruz. Ee, şöyle bir durum var yalnız. Ee, şimdi evet şunu görüyoruz yani bütün parti seçmenlerinden AK Partili, MHP'li, İyi Partili e, ve hatta CHP'li seçmenlerden bu bu seçimlerde size oy vereceğiz diyenler var. Şu oldukça yaygın. Gönlüm sizinle. Ama seçim çok kritik. Dolayısıyla kazanmasını istemedim insanların veya partinin kazanma önünü açmak istemiyorum. Bu yüzden bizim bu seçimlik affedin oyumu başka yere vereceğim diyenlerin sayısı oldukça fazla. Fakat kararsız seçmen bir hayli fazla. Kararsız seçmen sayısı çok fazla. Yerel bağlamda konuştuk. Bu kararsız seçmenler büyük ölçüde AK Parti odaklı ama sadece AK Parti merkezinde değil. Yani mevcut e, yerel yönetime tepkisi olan, ondan dolayı kararsız olan seçmenler de var. Yani benim gördüğüm şu, biz bu seçimde e, bütün farklı partilere mensup insanlardan oy alacağız. Bundan hiçbir endişem yok. Artış yaşayacağız. E, ama bunun oranı ne olacak? Belki kazanırız. Kazanamaz, belki kazanamayız. Ama oran ne olur? Onu kestirmek hayli güç. Çünkü vatandaşın mühim bir kısmı renk belli etmeyen bir tarzda davranıyor. Bunu biraz da memlekette geçerli, yani hakim olan tedirginlik, endişe, birazcık hatta korku ortamıyla da alakalı olduğu kanaatindeyim. Mesela resim alırken bazı vatandaşlar, ya benim resmimi almayın deme gereğini hissediyorlar. Bizimle çok güzel sohbet etmiş olmasına rağmen pek çok konuda bizim düşüncelerimizi tasdik etmiş olmasına rağmen, ya resmi almasanız iyi olur diyebiliyorlar. Sizlerle aday tespit sürecinde de bu tip sorunlar yaşadık. Yani adam, vatandaş emekli olmuş, aday olmak istiyor ama acaba oğlum, kızım, kardeşim bundan zarar görür mü diye endişeleniyor. Ve bu sebeple aday olmak istemeyenler de oldu. Demin biraz önceki sorunuzda bir parantez içinde bunu da cevap olarak eklemiş olalım. E, gördüğümüz şu. Yani e, oy oyumuz kesinlikle artacak. Ama e, oran ne olacak? Bunu kestirmek biraz zor. E, tabii ki her adayın gönlünde kazanmak var. Biz de bu yarışa kazanmak için girdik. İnşallah e, kazanırız. Nasıl bir, e, nasıl bir yöneticilik? E nasıl bir yöneticilik? Yöneticilikten de kastımız şu. Yani şu an benim gördüğüm şu. Türkiye e, 17 yıllık bir yönetimin boyunca özellikle de 2000 onlu yıllar boyunca 2011'e kadar nispeten biraz daha farklı bir durum var ama 2012'den sonra giderek dozaj artan bir şekilde bir tek adamlaşma süreci var. Bu süreç şu an doruk noktasına da varmış durumda. Halk bundan biraz yorgun, halk bundan rahatsız. Vatandaş bir de şundan rahatsız, yerel yönetimler bağlamında gördüm. Vatandaş biraz ulaşılabilir başkan ulaşılabilir belediye yönetimi görmek istiyor. E biz zaten e, geçmişte milli görüş belediyesinin bu konuda bir tecrübesi var, tecrübesi olduğu gibi zaten parti felsefesi olarak da böyle bir anlayışa sahip. Yani söylediğimiz şeyler teorik kalmıyor, e, pratikte geçmişte e, yapılmış bir pratikte bir tecrübe var. E, dolayısıyla vatandaşa biz onu konuşurken yani bu söylediklerimiz nazari değil. E, biz evet ulaşılabilir başkan olacağız. Sorunlarınızı dinleyen bir idare olacağız. Sizi ilgilendiren sorunları yerinde sizin rızanızı kazanarak sizin sizi memnun edecek şekilde çözeceğiz diye taahhütte bulunmakta sakınca görmüyoruz. Bu zaten programımızda olduğu gibi geçmiş icraatlarımızda da bunu göstermiş durumdayız. Temel anlayışımız ad insan odaklı adalet ve eşitlik eksenli bir hizmet olacak ve bu çerçevede. Hepimiz, bütün vatandaşlar vergi mükellefi, vatandaşlardan toplanan, vergilerden sağlanan hizmet her ferde, her mahalleye, her semte eşit ve adil olarak dağıtılmalı, paylaştırılmalı. Bu sebeple diyoruz ki biz artık merkeze yatırım yapan bir anlayıştan ziyade kenardan merkeze doğru giden bir anlayışla hizmet etmeliyiz hizmet etmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Evet vakitler de da daralıyor. Az bir zamanımız kaldı. Evet. Ee, Eskişehir'de en çok eksik gördüğünüz yan nedir? E, şuna Hı -hı. el uzatacağız dediğiniz tabii. ne hangi projeleriniz vardır? O projelerinizde kısa kısa açıklarsak tamam. tekrar izleyicilerimiz tabii, tabii. görsün. Yani Eskişehir'de genel olarak bir e, yani biraz önce zaten söyledim bir Mahalleler veya bölgeler arası bir dengesizlik olayı var. Onun telafi edilmesi lazım. E, diğer olarak altyapı açısından, yani Eskişehir'de geçmişte yapılan epey bir yatırım var ama bunlar daha çok e, görselliğe e, hitap eden yatırımlar. E, ciddi anlamda altyapı yatırımları olması lazım. E, bunların öncelenmesi lazım. Fakat şu an e, yapılmış, bizim Parti Genel Merkezi'nin yaptırmış olduğu bir araştırma şunu açık bir şekilde gösteriyor ki eskişehir neredeyse herkes trafikten şikayetçi. Ve halkın da %50-55'lik bir kesimi trafiği birinci derece sorun olarak görüyor. Biz de bu yüzden trafiğe özellikle çok büyük önem verdik. Trafik sorununu iki senelik bir süre içerisinde rahatlatmak amacıyla yaklaşık 5-6 projeyi birlikte yürürlüğe koymayı düşünüyoruz. Bu çerçevede belli kavşaklar, yaklaşık 12 tanesi on kavşaklar üzerinde çalışmalar yapılacak. E, tramvay trafiği ile araç trafiği belli noktalarda birbirinden ayrılacak. E, ışıklandırma sistemi e, revize edilecek. Akıllı sinyalizasyonla ışıkla bekleme süresi kısaltılacak. E, U dönüşlü köprüler projemiz olacak. E, bu trafiğe giren ve trafikten çıkan araçları e, trafiğin hızını yavaşlatmasını engelleyecek. Aynı zamanda trafik e, Şehirde ciddi bir otopark problemi var. Bunu hem çok katlı otopark projesiyle hem de akıllı otopark dediğimiz elektromekanik, hidrolik sistemle, asansör sistemiyle çalışan e, otoparklar e, projesiyle bunda ciddi oranda affetmeyi düşünüyoruz. ha Her eve içme suyunun getirilmesi, porsuk e, su kaynağı olarak devre dışı bırakılarak çevredeki farklı kaynaklardan e, şehre, e, şehrin 30-40 yılını planlayacak şekilde içme suyunun getirilmesi ve bunun indirimli olarak halka iletilmesi meselesi var. kentsel yenilenme. Biz kentsel dönüşüm kavramından ziyade kentsel yenilenme kavramını tercih ediyoruz. tabii kentsel yenilenmeyi de sadece bir ev yapma meselesi olarak görmüyoruz. Bunun sosyal ve kültürel dokuyla beraber olması gerektiğini inanıyoruz. Adabağlı yerinden dönüşüm oradaki mülk sahibini mağdur etmeyen onu mağdur etmeyen ve ona herhangi bir maliyet getirmeyen, aksine kazancını artıran bir kentsel yenilenme anlayışından yanayız. Diğer üzerinde duracağımız hususlar, yani Eskişehir'in mühim bir sanat, kültür, fikir, ve turizm merkezi olabileceğine inanıyoruz. Zaten o konuda yapılan çeşitli çalışmalar var. Onları da yani bunu söyleyerek hiçbir şey yok demek istemiyoruz ama daha fazlası yapılabilir diyoruz. Eskişehir'in bu konuda potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Daha fazlası olmalı diyoruz. Çünkü 3 tane üniversiteyi barındıran bir şehir burası. Bu 3 üniversiteyi barındıran bir şehrin kültür, fikir, sanat gibi alanlarda iddialı bir şehir olması gerekir diye düşünüyoruz. Daha mikrobazda yapılması gereken çok farklı şeyler var. Yani işte mevcut belediyenin alternatif yenilenebilir enerji konusundaki tutumunu biz de benimsiyoruz. Ve onların daha yaygınlaştırılması, daha geniş şekilde kullanıma açılması, halkın istifadesine sunulması konusunda kesinlikle aynı benzer projeleri izleyeceğiz. Termik santral, Alpu'daki termik santral olayı ona karşıyız. Çünkü karşı olmamın sebebi Türkiye tarımsal olarak, yani gıda açısından artık dışa bağımlı kalmış olan bir memleketin verimli tarım arazilerini katletme, yok etme hakkı yok. İnsanların sağlığını tehdit etme hakkımız yok. Hem tarımsal kalkınma amacıyla hem insanların sağlığını koruma amacıyla... Biz bu projeye kesinlikle karşıyız. Olmaması için gayret göstereceğiz. Kırsal kalkınmaya kesinlikle büyük önem vereceğiz. Çünkü ülkemiz şu an 5 tarımsal ürün dışında bütün tarımsal ürünleri dışarıdan ithal eder bir ülke haline geldi. Bunu kabul edilmez bir durum olarak görüyoruz. Bu merkezi hükümetin sorumluluğunda ama Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda ciddi inisiyatifler var. Çünkü Eskişehir'in özellikle ciddi bir tarımsal alan e, alana e, idare etmesi gibi bir durum söz konusu. Mevcut belediyenin fide, fidan, süt, e, ipek böceği e, gibi e, projeleri var. E, e, ya biz bunların daha da fazla olması gerektiğini inanıyoruz. İşte Alpo Ovası için düşündüğümüz e, tarımsal e, ve hayvancılık kenti projemiz var. E, bunu, e, başka ilçeler içinde düşündüğümüz e, seracılık, e, organik e, tarımcılık gibi projeleri teşvik edeceğiz. Yani Eskişehir hem hem Eskişehir halkının ucuz, sağlıklı ve güvenli gıda ihtiyacını sağlamak için hem de Türkiye'nin dışa gıdada dışa bağımlılığını azaltıcı bir rol oynamak için eli taşın altına sokacağız inşallah. Hala süremiz varsa birkaç şey daha söyleyebilirim. Süremiz artık doldu. oldu. Tamam. Son olarak eklemek istediğiniz Seçmene vermek istediğiniz mesaj evet. seçim öncesi onu da alalım ve noktalayalım. Seçmene söyleyeceğim özellikle iki seçmen grubuna e, hitap etmek istiyorum. E, birisi kararsız seçmenler, diğer de gençler. E, kararsız seçmenlere söyleyeceğim şu, yani bu kararsız seçmenin kararsızlığı e, iki boyutlu. Bir genel olarak artık siyasi sisteme yani bütün siyasi partilere karşı bir güven kaybı var. E, oturmuş yerleşik siyasi partilere karşı. Bir de tabii mevcut iktidara onun 17 yıllık icraatlarına karşı bir tepki var. E, vatandaşta bu böyle gelmiş, böyle gitmez algısı var. E, bu algı yanlış bir algı. Yani demokratik rejimdeyiz. Demokratik rejimin en önemli özelliklerinden birisi de iktidarın dönüşebilir nitelikte olmasıdır. E Tamam yani e, şu ana kadar Türkiye'nin geçirmiş olduğu demokratik tecrübeden memnun olmayabilirsiniz. Ama bunun alternatifi otoriter bir rejim. Otoriter bir rejim çok daha kötü. Dolayısıyla biz demokratik rejim içerisinde kalmaya çalışmamız lazım. Ha, mevcut partiler içerisinde beğendiğimiz yoksa bile 17 yıllık idareden memnun değilsek sandığa gitmemek onu ödüllendirmek olacaktır. Dolaylı olarak onu desteklemek olacaktır. Eğer tepkimiz bu 17 yıllık idare ise, idareye ise mutlaka ve mutlaka sandığa gidip artık ehveni şer gördüğümüz birisine oy vermemiz gerekir. Ya yani tabi bu Saadet Partisi olursa çok daha iyi olur. E, gençler açısından da dediğim, diyeceğim şu. Gençlik grubu şu açıdan çok önemli. Yani mevcut iktidarın destek grubunun en az olduğu kesim. Fakat bu grubun şöyle bir özelliği de var. En fazla da apolitik olan grup ve e, kararsız seçmenlerin önemli bir kısmında bunlar oluşturuyor. Sandığa gitmeme eğilimleri yüksek. Gençleri de hoca olarak 5 yıllık hocalık tecrübemde, Türkiye'deki hocalık tecrübemde gördüğüm şu. Maalesef gençlerimiz hem ülkeden hem kendi geleceklerinden umudu keser hale getirildi. Yani bugün müsaade etseler, sınırlar açtılar, 24 saat izin verseler gençlerin yarısı terk etmeye çalışır. Maalesef vaziyet bu. Gençlere diyorum ki, yani bütün umutsuzluğumuza rağmen sizi bu noktaya getiren hükümet yönetim bu yönetim. Çünkü 17 yıllık bir süre var. Çoğunuz ilkokula bu iktidar zamanında başladınız. Üniversiteyi bu iktidar döneminde bitirdiniz. Sizin bu içinde olduğunuz duygunun birinci derecede sorumlusu. Yapısal farklı başka sebepler de olabilir ama birinci derece sorumlusu bizzat bu idaredir. Dolayısıyla sizi bu hale getiren, bu duyguya sevk eden bu yönetimi en başta sizin cezalandırmanız gerekir. Ve mutlaka sandığa gidiniz. Mutlaka oy kullanınız, bir ikaz veriniz, vermeniz gerekir. Ee, i̇nşallah e, bu ikazı vereceklerine de inanıyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi evet ederim. değerli STV izleyenleri, seçim masası programında Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Levent Başkürk ile birlikteydik. Sorduk, iştenlikle yanıtlarını da aldık. Kendisine çıkmış olduğu yolda başarılar diliyoruz ve yayınımızı noktalıyoruz.